Yeni bir videodan herkese merhaba dostlar. Bu videoda sizlerle beraber şu anki piyasaya baktığımda da şu piyasada alınabilecek en mantıklı telefonlardan olan Galaxy S22 ile S21 FE'yi detaylıca karşılaştıracağız ve hangisini almak daha mantıklı, birbirlerine göre artı ve eksi yönleri neler hepsine yakından bakacağız. Bu tarz karşılaştırma videolarının devamı gelsin diyorsanız videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. İlk olarak fiyatlardan bahsedersek Galaxy S22 şu anda 128 GB GB'lik depolama ve 8 GB RAM ile 16.000 TL 800 Euro bandında S21 FE tarafına baktığımızda yine aynı şekilde 128 GB olarak 13.200 TL bandlarında bulabiliyoruz. Genel değerlendirme kısmında da özellikle fiyatların üzerinde duracağız. Ayrıca cihazların güncel fiyatlarına ulaşabileceğiniz linklerde hem açıklamalar hem de yorumlar kısmında olacak. Oradan fiyatları her zaman kontrol edebilirsiniz. Çünkü fiyatlar gerçekten değişken. İsterseniz karşılaştırmaya hızlı hızlıca tasarımlarla başlayalım. Cihazımızın arka kısmına baktığımızda yuvarlatılmış kenarlara sahip olan S21 serisiyle de oldukça benzeyen hatta neredeyse aynı tasarımla karşılaştığımızı söyleyebilirim. Yani klasik Samsung tasarımını S21 FE'de görebiliyoruz. Kamera olarak değil de kamera modülünün çıkıntısı da maalesef ki cihazımızda bulunuyor. Kalınlık ve ağırlık kısmında da S21 FE 7.9 mm'lik kalınlık ve 177 gramlık bir ağırlığa sahip. Boyutuna oranla çok ağır olmadığından dolayı da uzun süreli kullanımlarda elimizi pek fazla yormuyor. Malzeme yapısı kısmında da arka kapağımızda cam hissiyatı veren ama plastik bir yapıyı görürken çerçevelerde alüminyum bir yapıya yer verilmiş. Tasarım noktasında Galaxy S22 ilk izlenim açısından çok şık bir şekilde karşımıza çıkıyor. Burada arka kapaktaki mat hissiyatı ve çerçevelerin alüminyum yapıya sahip olması da bu cihaza ciddi manada amiral gemisi deneyimi veren detaylar arasında. Bunun dışında ön taraftaki oldukça ince çerçevelerde bize daha güzel bir deneyim sağlıyor. Galaxy S22 7.6 mm'lik kalınlığa ve 168 gramlık bir ağırlığa sahip. Kasa boyutunun küçük olmasıyla birlikte de tek elle kullanım kolaylığı açısından da oldukça müsait bir cihaz. Tasarım yapısı itibariyle bence Galaxy S22 kusursuz bir cihaz olmuş. 3.5 mm jack girişinin de burada olmadığını belirtmişken yani ben tasarım olarak Galaxy S22'yi oldukça başarılı bulduğumu söylemem gerekiyor. Şimdi ekrandan bahsetmek gerekirse 6.1 inç boyutunda dinamik AMOLED 2X panele sahip Full HD Plus çözünürlük sunan 425 ppi piksel yoğunluğunda bünyesine barındıran kontrast oranı ve renk doygunluğu açısından da muazzam bir ekran önümüze çıkıyor. Ekran tarafına baktığımız zaman da burada S21 modellerinde olduğu gibi en gelişmiş AMOLED panel yani dinamik AMOLED bir panel önümüze çıkıyor. 6.4 inçlik bu ekran Full HD Plus çözünürlük ve delik çentik kamera yapısıyla karşımıza çıkarken tabii ki yine 120 Hz tazeleme hızı ve 240 Hz dokunma hassasiyeti ile birlikte geliyor. HDR desteğinin de cihazımıza konumlandırıldığını söyleyeyim. Telefonumuz genel kullanımda olsun, video dizi film izlerken olsun vermiş olduğu görsel deneyim çok çok üst seviyede. Şu anki fiyatını düşündüğüm zaman da bu fiyata alabileceğiniz en başarılı ekran S21 FE'de diyebilirim. Ekran kasa oranımızda %88.46 iken 6.1 inç boyutunda güncel olan tek Android cihazda diyebilirim. Yonga setine baktığımızda ise Snapdragon 8 Gen 1'i burada görebiliyoruz. Bu işlemcimiz 4 nanometre mimariye sahipken 8 GB RAM ve 128 GB depolamalarında bu sisteme eşlik ediyor. Maalesef ki herhangi bir hafıza kartı desteğimizden olmadığını da söyleyeyim. Geekbench 5'te bu işlemciyi test ettiğimiz zaman gayet yüksek bir skor alabiliyoruz. Fakat tabii ki Apple A15 Bionic Yongası kadar üst düzey bir performansı bizlere veremiyor. Burada her türlü oyunda en yüksek grafik ayarında 60 FPS kayıpsız bir şekilde oynayabiliyorsunuz. Uzun süreler PUBG oynadığımız zaman da telefonumuz net şekilde ısınıyor ama bu ısı elimizi rahatsız edecek düzeyde değil. Tabii ki de performans kaybı da kesinlikle yaşamıyoruz. Gayet akıcı, güzel bir oyun deneyimi verdiğini söylemem gerekiyor. Burada ekranımızın tepkiselliği de iyi bir seviyede olduğundan S22'nin sağlamış olduğu oyun deneyimi sizi kesinlikle memnun edecektir. Donanım kısmına geçersek bence bu telefonun en çok merak edilen noktası Exynos 2100 işlemcisi. Açıkçası Exynos işlemcileri çok beğenmeyen birisi olarak 2100 işlemcisi benim fazlasıyla şaşırttı diyebilirim. Test sonuçlarını birazdan göreceğiz. Bu işlemcimiz 8 çekirdekli bir yapıyla gelirken 2.9 GHz gibi oldukça yüksek frekanslara ulaşabilen performanslı bir işlemciyle karşı karşıyayız. Antutu'da S21 FE ile 740.000 gibi iyi bir skor alabilirken bu işlemci bize oyun performansı olarak da PUBG'de HDR grafiklere kadar 45 FPS'de oynatabilirken akıcı grafiklerde de 60 FPS oyun deneyimini bizlere verebiliyor. FPS sayıcına açtığımızda gördüğünüz gibi ara ara FPS düşüşleriyle karşılaşabiliyoruz. Oyun deneyimimizi kötü yönde etkilediğini pek söyleyemem. Çünkü bu düşüşler genelde 2-3 FPS civarında diyebiliriz. Çok nadir olarak anlık 50-52 FPS'lere inebiliyor. Yani profesyonel bir oyuncuysanız bu performans sizi pek memnun etmeyebilir ama genel bir kullanıcı için keyifli bir oyun deneyimi alabildiğimizi söyleyebilirim. Şimdi kamera tarafına geçelim. Arka kısımda ana kameramızda 12 megapiksellik kaliteli bir sensör karşımıza çıkarken bu kamera kamera f1.8 diyafram değeriyle ve OIS desteğiyle birlikte geliyor. İkinci kameramızda 12 megapiksel f2.2 ultra geniş açı. Son olarak üçüncü kameramız ise 8 megapiksellik yine OIS destekli telefoto kamerasını görüyoruz. Galaxy S22'nin en iddialı olduğu alanlardan birine yani kamera tarafına geçtiğimizde ana kamera 50 megapiksellik OIS destekli f1.8 diyaframa sahip olan üst düzey bir sensör burada kullanılmış. İkinci kamerada 12 megapiksel f2.2 ultra geniş açı ve 10 megapiksellik telefoto 3x optik zoom imkanı sağlayan bir kameramızda bulunuyor. Fotoğraf çekim kalitesine göz attığımızda renk doygunluğu, kontrast oranı ve yüksek dinamik aralık konusunda hangi senaryoda olursa olsun gayet tatmin edici kareleri ortaya çıkartıyor. Hem gece çekimlerinde hem de gündüz çekimlerinde fotoğrafların detaylarına indiğimiz zaman kesinlikle bir kayıp yaşamıyoruz. Gece çekimlerinde de noise miktarı minimum seviyede diyebilirim. Ana kamera ile ultra geniş açı kamera arasında da çok büyük bir kalite farkı olduğunu söyleyemem. Burada da denge sağlanmış durumda. Video tarafına baktığımız zaman da 8K videolar çekebiliyoruz. Fakat bence burada en önemli nokta 4K 60 FPS videolarda o iyisi de kullanabilmemiz. Video çekim noktasında Galaxy S22 oldukça başarılı bulduğumu da söylemem gerekiyor. Ön tarafta da 10 megapiksel f2.2 diyaframlı bir kameramız bulunuyor. Bu kamerayla da yine 4K 60 FPS'de EIS destekli çekimler yapabiliyoruz. Genel kamera deneyimi açısından Galaxy S22 çok çok net bir şekilde fiyatının en iyisi diyebilirim. Dostlar S21 FE video performansı olarak da 4K 60 FPS'te OIS destekli çekimler yapabiliyor. Video konusunda S21 FE fiyatına oranla en beğendiğim Android cihazlardan biri diyebilirim. Ön kameraya baktığımız zaman da burada 32 megapiksel f2.2 diyaframlı 4K 60 FPS videolar çekebilen bir kamera karşımıza çıkıyor. Şimdi kameradan hoparlör tarafına geçtiğimizde Dolby Atmos desteğini bünyesinde barındıran stereo hoparlörler cihazımıza konumlandırılmış. Baslar, tizler ve ses yüksekliği tatmin edici seviyede. Seslerin berraklığı da çok net diyebilirim. Hoparlör konusunda da gayet iyi bir hoparlörler bu cihaza konumlandırılmış. Hoparlör kısmında da S21 FE Dolby Atmos desteğine sahip olan stereo hoparlörlerle geliyor. S21 FE'nin hoparlörleri ses yüksekliği açısından oldukça tatmin edici. Batarya tarafına geçtiğimiz zaman da 4500 mAh'lik batarya ve 25 Watt kablolu 15 Watt'ta kablosuz hızlı şarj desteğini bize sunabiliyor. Fakat burada kutu içeriğimizde adaptör maalesef ki çıkmıyor. Batarya performansı olarak da beni biraz üzdü diyebilirim. Ortalama bir kullanımda 7 ila 8 saat arasında ekran sürelerini 120 Hz'de alabiliyoruz. Benim bir günümü çıkarabiliyor ama yoğun bir kullanıcıysanız gün içinde tekrar şarj etme ihtiyacı duyacaksınız. Oyun oynuyorsanız da bu süreler neredeyse yarı yarıya düşebiliyor. Batarya tarafında ise maalesef ki diğer yönlerine nazara en zayıf yanı batarya bataryası diyebiliriz burada 3700 mAh'lik çok küçük bir batarya ile geliyor ve 25 watt hızlı şarj desteğimizin olduğunu da söyleyeyim fakat kutu içerimizden herhangi bir adaptör çıkmıyor bu batarya gündelik bir kullanıcının bir gününü en azından akşama kadar çıkartabilecek seviyede ancak telefonu yoğun kullananlar için hiçbir şekilde bir günü çıkarmayacağını söyleyebilirim burada en fazla 4 saatlere varan bir ekran süresinden bahsediyorum ayrıca kablosuz şarj desteği de cihazımızda bulunuyor batarya hiçbir şekilde beğenmediğimi söylemem gerekiyor. Yazılım tarafında ise Android 12 ve One UI 4.0 arayüzüyle gelirken S22 4 yıl Android, 5 yılda güvenlik güncellemelerini alacak. Şimdi güvenlik seçeneklerine bakarsak ekran altı parmak izi okuyucumuz S21 FE'de sunulmuş. Bu parmak izi okuyucusunun stabil çalıştığını söyleyebilirim. Yani tekleme veya arada algılamama gibi durumlar olmazken ekran altı parmak izi okuyucusuna göre hızlı çalıştığını da belirteyim. IP68 sertifikasıyla suya ve tuza karşı da Orunuyor. Güvenlik kısmında da parmak izi okuyucumuzun ekran altına yerleştirildiğini söyleyeyim ve bu parmak izi okuyucunun stabil ve hızlı bir şekilde çalıştığını da belirtmem gerekiyor. Dostlar şimdi genel bir değerlendirmeye geldiğimizde Galaxy S22 ile S21'e baktığımda sunduğu deneyimiyle özellikleriyle gerçekten genel anlamda fazlasıyla beğendiğimi söyleyebilirim. İki cihazda fiyatlarına göre gayet başarılı ancak özellikle birkaç noktada bu iki cihaz ciddi anlamda ayrışıyor. Performans anlamında gün günlük kullanımda iki telefonda gayet yeterliyken hem uygulama açılış hızları hem de arayüz performansı iki cihazda da stabil diyebilirim. Fakat iş oyun performansına ve telefonu zorlamaya geldiğinde Snapdragon 8 Gen 1 Exynos 1200 ile aradaki farkı net bir şekilde ortaya koyuyor. Hem oyunlarda FPS kaybının olmadığı performans anlamında çok daha dengeli bir oyun deneyimi alırken Snapdragon 8 Gen 1 önceki amiral gemisi serisi olan Snapdragon işlemcilere göre Özellikle Snapdragon 865'e göre daha fazla ısınsa da Exynos 2100'e kıyasla net şekilde daha az ısınıyor. Ancak baktığım zaman Exynos 2100 kötü bir işlemci değil. S21 FE günlük kullanımda da oyunlarda da ısınma konusunda çok büyük problem çıkarmıyor. Önceki Exynos işlemcili modellere kıyasla da 2100'ün gayet başarılı olduğunu söyleyebilirim ama halen bir Snapdragon seviyesinde değil. Bu yüzden de performansta kazanan S22. Telefonu alıp uzun ömürlü kullanmayı düşünüyorsanız da S22 işlemci tarafında hem performansı hem de daha stabil bir deneyim sağladığı için güncellemelerle beraber de bize uzun yıllar problem yaşatmayacaktır. İki cihazın keskin şekilde ayrıştığı diğer noktada kesinlikle batarya. Evet S22 performansı. Evet kamera tarafında da önde ama batarya yönünden baktığımız zaman S21 FE çok net şekilde S22'nin önüne geçmeyi başarıyor. Gün içinde fazla oyun oynamıyorsanız ortalama kullanımlarda S21 FE hede 8 saate varan ekran sürelerini görebilirken S22'de bu süreler en fazla 5 saat, genel olarak da 4 saat seviyesinde. S22 Android tarafında pek fazla alışık olmadığımız gerçekten kötü bir batarya performansına sahip. Bunun en büyük sebebi de 3700 mAh'lik küçük kapasiteli bataryası. Batarya yönünde beklentiniz yüksekse S22 sizi kesinlikle üzecektir. Bu noktada S21 FE'ye bakmanız çok daha faydalı diyebilirim. Şimdi fiyat değerlendirmesine gelirsek S22 ile S21FE arasında güncel fiyatlarla 3000 TL yani 150 Euro civarında bir fark bulunuyor. Eğer tek elle kullanıma daha uygun performans ve kamera anlamında tam olarak bir amiral gemisi cihaz istiyorsanız batarya konusunda da gün içinde tekrar şarjı takar yoluma devam ederim diyorsanız S22 almanız çok daha mantıklı. Bunun yanında Android tarafında da video konusunda en iyi cihazların başında geldiğinde belirteyim. İçerik üreticisi iseniz S22 S21 FE'den daha avantajlı fakat benim performansla, oyunla ve kamera tarafında da çok çok yüksek beklentilerim yok diyorsanız telefonu günlük kullanım, kamera ve standart işlerde kullanırım dediğinizde de S21 FE uygun fiyatıyla daha mantıklı diyebilirim. Kullanım alanınıza göre S22'de, S21 FE'de rahatlıkla önerebileceğim güzel cihazlar diyebilirim. Peki sizce S22 mi yoksa S21 FE mi alınır? Görüşlerinizi yorumlarda bekliyorum. Bu tarz karşılaştırma videolarının devamı için videoyu beğenmeyi ve abone olmayı da unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.